arkadaşlar. YouTube Fizik'te Barış kanalındayız. Sadık Uygun yayınlarının LYS Fizik Spotlu Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyorum. Test 22'de beraberiz arkadaşlar. Konumuz kütle ve ağırlık merkezi. Evet. 4 özdeş ve türdeş çubuğun birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir cisim farklı noktalardan asılıyormuş. Hangilerin, hangisindeki gibi denge durumu hangisi gibi olabilir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi yapacağız tek bir şey var arkadaşlar. İpli aslan sistemde ağırlık merkezi ipin altında olacak. Bakın ne görüyoruz? Burada bir P, burada P, burada P, burada P. Hadi bu ipin altında da. Bunların hepsi burada değil mi? Bakın sol tarafta hiçbir ağırlık yok. O zaman dengede kalamaz. Buraya gelelim. Şurada bir P, burada bir P gördüm. Hatta onlar tam hemen burada 2P oldu mu? O zaman bunlar dengeyi bozmuyor. Ama bu P ile bu P şurada buluştular 2P diye. E burada bir şey yok arkadaşlar. O zaman bu da olamaz. Buna gelelim. Burası zaten ipin altında. Şurada bir P var. Şurada da bir P var. Burada da bir P var. Bakın bu P yarım. Bu P yarım iyi, güzel, hoş ama bunu dengeleyecek bir şey yok. Gitti. Devam ediyoruz. Buraya gelelim. Ne yapabiliriz? Gene bakın sağdaki ve soldaki artlara bakmamız gerekiyor. Mesela bu ne yapıyor? Zaten tam burada. Bu işe yaramıyor. Ne var? Burada biraz bir P var. Burada da bir P var. Hatta onlar da zaten burada buluştular ama bu parçanın dengeleyeni yok arkadaşlar. Bakın o zaman bu da gitti. E buraya geldiğimizde bakalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunun köşesinden geldiği zaman düşün. Ne yapabiliriz? Şu şurada buluştu zaten diyelim. Bu işe yaramaz. E şurada bir P var mı? Şuradaki P ile P'de arkadaşlar bakın burada 2P var. Eğer bunların uzantıları buraya bakın yakın. 2P ağırlığı buraya yakın. Bu biraz daha uzak. O zaman bunların momentleri bu çizgiye göre tortları tutabilir mi? Tutabilir. O yüzden böyle bir sistem dengede kalabilir arkadaşlar. Evet. Düzgün türdeş KLN L falanın kütleleri sırasıyla bakın 2m, 4m ve de 8m olarak giriyor. Bakın arkadaşlar bu tür sorulara çok dikkat edin. Hem kütleleri farklı hem bir de ağırlık merkezini bulmaya çalışacağız. Ortak kütle merkezinin koordinatları nedir? Bakın x koordinatını kontrol ederken ne yapıyorduk? Y'leri kapatın, x'lere bak. 2m'nin x koordinatı kaç? 1. 4m'nin x koordinatı 2. 8m'nin x koordinatı 4 bölü toplam kütle 8, 12, 14m var. Ne oldu? 32, 40, 42 bölü 14. Ne yaptı? X koordinatımız 3 arkadaşlar. Y koordinatına geliyorum. Bakın 2M'nin bu sefer Y'sine bakıyorum. 1. 4M'nin Y'si 4. 8M'nin Y'si 3. Bölü 14 mi? Ne oldu? 24, 14, 40, 42 yine bölü 14'ten o zaman 3 mi yine? O zaman X'i de 3. Y'si de 3 olan bir noktadan bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Yarıçapı çapı 2R, öz kütlesi D olan O1 merkezi türdeş işte tayfadan. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Kütleyi bulurken D ile V'yi çarpıyorduk değil mi? Şimdi levha deyince tabii ne yapıyorduk? Hacim yerine neyi kullanıyoruz? Alanı kullanıyoruz. O zaman başlayalım. Önce D öz kütleli bir levha vardı. Hadi bakalım yazdım. Pi alanı neydi? 2'nin karesinden 4R kare. Bir de yapıldığı madde D mi? Sonra R yarıçaplı parçayı kes diyor. Şurayı kesmişiz önce. O zaman ne yaptık? pi r kare çarpı d'yi kestim. Yerine de 3 d öz r yarı ekledik mi? Eklemede böyle gösteriyorduk. Pi r kareye 3 d. Şimdi ne oldu arkadaşlar bakın. O bir noktasında ne var bizim? 4 pi r kare de, değil mi? Bundan r kadar uzaktaki o iki noktasında ne var arkadaşlar bakın. Şimdi 3 pi r kare D aşağı. Pi r kare de yukarı olunca kaldım aşağıya doğru. 2 pi r kare D. Yani o zaman şöyle yapalım. Bunun ağırlığına P dersek burası 2P oldu mu arkadaşlar? E ne yapalım? Size diyor ki yeni şeklinin ağırlık merkezi O1'den ne kadar? O zaman O1'den moment alıyorum. Bakın X eşittir. P var uzaklığı ne kadar? R değil mi? Şuraya. Bölü. Toplam ağırlığımız ne kadar? 3P. Dolayısıyla sorunun cevabı da hemen R bölü 3 diye bulundu arkadaşlar. Evet. Bir başka sorumuz. Kendi işlerinde türdeş. Bakın bu çok önemli. KLM levhaları verilmiş. O zaman K'nın ağırlık burada mı hemen? K. L'nin burada ve M'nin burada değil mi? O zaman ne yapabiliriz? İpli sisteme göre tork alıyorduk hatırlayın. K'nın buraya olan uzaklığı bak soldakilerin torkuyla sağdakilerin torklarının eşit işte olması. Başlıyorum. K var uzaklığı kaç? 1 bölü 2. Artı L var uzaklığı 1 bölü 2 eşittir. M var uzaklığı onun da 1 bölü 2. E o zaman 1 bölü 2'ler giderse ne kaldı? M eşittir K artı L midir? Yani M nedir? K ile L'nin toplamı kadar. O zaman M, L'den ağırdır. K ve L'nin ağırlıkları eşit mi? Arkadaşlar eşitliğin aynı tarafında kaldığına göre hangisinin büyük olduğuna dair bir ihbar yok arkadaşlar. İp gerilmesi M'nin ağırlığının iki katı mı? Ya ip neyi taşıyor arkadaşlar? Hepsini. K artı L artı M değil mi? Biz ne biliyoruz? K artı L M değil mi? M artı M olacağına göre ip aslında M'nin iki katını taşıyor diyebilirdim. Dolayısıyla 1 ve 3 kesinlikle doğruydu arkadaşlar. Evet. Soru 5'e geldik arkadaşlar. Ne demiş? 4 tane özdeş türdeş üçgen levhanın birleştirilmesiyle elde edilen cismin kütle merkezi O noktasıdır. Bir üçgenin yerin değiştirilmesiyle elde edilen KLM cisimlerinin hangilerinde kütle merkezi artı Y yönünde gitmiştir? Arkadaşlar artı Y yönünde gitmek istiyorsanız artı X yönünde gitmemeniz gerekecek değil mi? Yani aynı çizgi üzerinde. Bakın az önce birin şekli incelerseniz arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle bu parçalar zaten duruyor değil mi? Siz ne yaptınız? şuraya şöyle bir parça getirdim siz değil mi? İlk şekildeki düşünün bakın. P ağırlığımız buradaydı değil mi? Şuradan hatırlıyorsanız üçgende bir özellik anlatmıştım daha önce de. Şuraya olan uzaklık x, buraya uzaklık 2x değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Bakın eklediğiniz parça burada değil mi? Bu arada buraya olan uzaklık y ise buraya da 2 ydi Siz şimdi bunu buraya alınca ne oldu arkadaşlar? Bakın x korunuyor değil mi? O zaman x anlamında bir şey yapmadınız. Ama bunun y'sini 2y buraya, y buraya haline getirdik mi arkadaşlar? Ne oldu? Y sayısını yukarı çektik değil mi? Bakın buradan uzaklığı Y'di. Şimdi 2 O zaman artı Y'yi yönde kaydırdık mı? Peki ikinci şekle gelelim. Bakın şekli gene çizmeye çalışalım. Gerekirse böyle sorularda işte arkadaşlar çekilecek, çizeceksiniz. Bakın neydi? Ağırlık merkezi buradan x buradan y'di. E şimdi burada ağırlık merkezi. Buradan ne kadar oldu? 2x. Buradan aşağı doğru y. Arkadaşlar x'i değiştirdiniz zaten. Bak x'i değiştiği için sadece y yönde değişmeyecek. Gitti. Üçüncü şekle gelelim. Ne demiş? Şöyle şöyle bir parça. Değil mi? Şimdi ne oldu? Az önce ağırlık merkezi buradaydı değil mi? Siz ne yaptınız şimdi? Şuradaki parçayı değil mi? Şunun ağırlık merkezi nerede? Burada. X değil mi? Buraya olan 2X'ti. Buraya Y. Buraya 2 y'di. Siz şimdi ne oldu? Ağırlık merkezini buraya mı aldınız? E şimdi ne oldu? Bir anda X koordinatınız 2X. Y de 2Y oldu mu artık? hem x'ini hem y'sini değiştirmiş oldunuz arkadaşlar. Dolayısıyla sadece y'yi istediğine göre yalnız k'da y değişimi vardır. Evet, bir başka soru arkadaşlar. Ne demiş? 3 tane düzgün türdeş lehvadan oluşturulan cisim asılınca dengede. Buna göre şekillerden hangisinde dengede kalamaz? Hangisi gibi? Bakın bu tür soruları ÖSYM de çok seviyor. Ne öğrendiniz? Ağırlık merkezi k'dan asılınca nereden geçiyormuş? Bu ipin altındaki bir yer. Nereye çekiyorum çizgiyi? LM'nin tam ortasına. Bak, K'dan LM'nin tam ortasına çizgi çekin. K'dan LM'nin ortasına çekiyorum. Bakın, K'dan LM'nin ortasına çektim. K'dan LM'nin ortasına çekiyorum ve son olarak K'dan LM'nin ortasına çektim. Bakın. Bununla bu çakışabiliyor mu? Burası ise ağırlık merkezi iki şekilde de kalabilir. Bak, ke kesiştiler. Bak, iple kesiştiler. Burada da kesitler ama bakın burada hiç alakasız bir yer. Sen sistemin ağırlık merkezi bu çizgide olduğunu biliyorsun. Sen buradan asınca da gene dengede kalamazsın arkadaşlar. O yüzden iki sistem nereden asarsanız asın arkadaşlar ağırlık merkezi mutlaka ipin altında olacak biliyorsunuz arkadaşlar. Evet testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Test 23'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.